Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün kavurma tarifiyle sizlere geldim. Kurban Bayramı'nda etleri nasıl değerlendireceğiz diye düşünüyorsanız sizlere kavurma yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kavurmamız bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok lezzetli bir kavurma oldu. Hemen elimizin altında kullanmak için hazır oluyor. Ön işlem yapmamıza sonrasında gerek yok. Sadece çözülmesi ve erimesi yeterli oluyor. Evet, nasıl yaptım? Arkadaşlar, öncelikle bu şekilde etleri kuşbaşı olarak doğradım ve çok yağlı olan et parçalarını seçmeye özen gösterdim. Bize kavurmada yağ da lazım. Görüyorsunuz, kırmızı etleri bu şekilde ayırdım. Normal yemeklik olarak, biftek etleri olarak bu şekilde ayırdıktan sonra kavurmalık etimi de bol yağlı olarak kuşbaşı doğradım. Etlerimiz artık hazır olduğuna göre kavurmamıza başlayalım. Tavamızı önce ısıtalım ve bu cız sesini duyalım. Etimizin rengi dönene kadar yüksek ateşte kavuralım. Daha sonra suyunu bırakacaktır. Kısa bir süre sonra etimiz rengi dönecektir ve suyunu bırakacaktır. Gördüğünüz gibi. Suyunu bıraktıktan sonra arkadaşlar, ocağın altını en düşük dereceye kısıyoruz ve kapağı kapalı kavurmamızı kavurmaya başlıyoruz. Ben 9 derece en yüksek ayardan 4 dereceye kıstım. Suyunu görüyorsunuz tam istediğimiz gibi. Soğanları da içine ekleyip kapağını kapatalım ve yaklaşık 1-1,5-2 saat arası kontrol ederek ve sürekli arada açıp kapağını karıştırarak kavurmamızı kavuralım. İlk etapta suyunu çekecek ve yağını bırakmaya başlayacaktır. Yağını bıraktıktan sonra da etimiz o yağda güzelce kavrulacaktır. Etin miktarına göre pişme süresi değişecektir arkadaşlar. Eğer sizler daha çok et ile kavurma yaparsanız büyük bir tencere veya kazan kullanmanızı tavsiye ederim. Ve pişme süresi de etine göre daha da uzayacaktır. 1,5 kilo eti yaklaşık 1,5-2 saat arasında kavurdum. En son olarak tuz ile tatlandırıp kavurmamı ocaktan alıp soğumaya bıraktım.
Tezgahın üzerine bu şekilde şeffaf folye serelim. 2-3 kat serelim. Soğumuş olan kavurmamızı poşetin üzerine dökelim ve sararak rulo yapalım. Kenarlarını sıkıştıralım. Yağ içinden akmasın. Ve daha sonra derin dondurucuya koyalım. Donmasını sağlayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar ve bu şekilde dondurduktan sonra gerçekten çok daha kolay oluyor. Çıkartıp dilimleyip istediğimiz gibi yemekleri de kullanabiliyoruz. Ve sizlere burada da donmuş halini göstereceğim ve keseceğim tekrar. Kolay kesilmesi için birazcık beklemeniz gerekmektedir. Tavsısın et ve tırtıklı bir bıçakla bastırarak keselim. Ve kavurmamız hazır. Gördüğünüz gibi harika oldular. Gerçekten çok güzel bir lezzeti vardı. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kurban etlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizlere tarifimi önceden paylaşmak istedim. Kurbanda sizlere fikir olsun arkadaşlar. Evet, bu yaptığımız kavurmayı nerelerde kullanabiliriz? Mesela çorbaların içerisine, sulu yemeklerin içerisine, pilavın üzerine. Yani her türlü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta sizlere burada en sonunda göstereceğim. Kavurma ile çok güzel bir yumurta kırdık. Ayrıca arkadaşlar küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Daha çok et ile kavurma yaparsanız tepsilere dökerek kavurmanın donmasını bekleyin. Donduktan sonra kesip poşetlere koyup ağzını sıkı sıkı kapatıp derin dondurucuda saklayın. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Evet, bu kestiğim dilimleri biraz daha ufalttım ve tavama aldım. Tavada ısıttım. Güzelce ısındıktan sonra iki tane yumurtayı kırıp üzerine biraz tuz ve acı pul biber serperek servis yaptım. Müthiş lezzetliydi arkadaşlar. Bu kavurmanın gerçekten çok güzel lezzeti vardı. Ekmeğe banıp banıp yemesiz yanına soğan, biber ile birlikte harika bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla kanalımda lütfen kendinizi gösterin. Ayrıca yeni paylaşacağım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olduktan sonra mutlaka zil sesini açalım. Bu sayede paylaşacağım yeni videolarım sizlere bildirim olarak gelecektir. Sizlere kavurmalı yumurta ve resimlerimle iyi seyirler diliyorum. Ve bir başka yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.